Efendim sevgili Beyaz TV izleyicileri günaydın hepinize tekrar. Gündüz kuşağına en çok yakışan konu hep ne diyoruz? Eğitim. Keşke her kanal eğitime bu kadar süre ayırsa. Biz çok şanslıyız o yüzden. Tekrar karşınızdayım efendim. Kimler için? Gençler için karşınızdayım. Eğitime gönül vermiş eğitmenler için, yetişkinler için yine karşınızdayım. Çok harika bir program hazırladık sizin için. Bugün sizi çok sempatik bir meslektaşımla tanıştıracağım öncelikle. Diğer konuğum çok daha duygusal, benim için çok kıymetli şu açıdan. Çünkü 8 yaşından 17 yaşına kadar onun hayatındayım. O da benim hayatımda. O da bana çok şey öğretti, ben de ona. Bakın bakalım konuklarım kimmiş, ben de orada kendilerini davet edeyim. Buyurun efendim. İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum diyenlerden misiniz? Ya da İngilizce özel ders isteyenlerden mi? Türkiye'nin en iyi online İngilizce eğitmenlerinden Aslı Gülaygün ve bir öğrenci gözünden online eğitimleri bize anlatması için gençlerin sesi olacak Bina Arman, Ebru Doğdu'yla eğitimde. Az sonra. Tekrar merhaba efendim. Sevgili Aslı Gül Aygün ve Mine Arman ile beraberiz. Efendim Mine benim çok eski bir öğrencim hocam. 8 yaşından beri birbirimizin hayatındayız. Onun varlığı beni çok mutlu ediyor. Geldiğin için çok teşekkür ederim öncelikle. Sizin de varlığınız beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten hem çalışma arkadaşımsın hem normal hayatta da arkadaşımsın. Profesyonel hayatta hayatımı çok kolaylaştırıyorsun. Bu yüzden öncelikle sana bu konuda teşekkür ediyorum. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Şimdi biz ikimiz de İngilizce öğretmeni olarak hayatımız boyunca hep şu cümleyi duyuyoruz. Bu taraftan duyuyoruz genelde, yani öğrenci tarafından. İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum derler ya hep. Yani bu söylem en çok duyduğumuz. Ondan sonra birkaç tane daha var. Onlara geleceğim ama öncelikle şu İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum derken ne kastediyorlar onu söyleyebilir misin? Bu benim her öğrencimin bana ilk sorduğu soru. Açıklaması çok zor. Onlara bunu anlatmak çok zor. Çünkü çok perspektifli bir konu bu. Yavaşlatan ve hızlandıran faktörlere bakmak lazım. Öncelikle dilde tanımlanmış 5 becerimiz var. Evet. Bunlar okuma, dinleme, konuşma, yazma ve 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırdığımız kritik düşünme becerileri. Bunlardan okuma ve dinleme alıcı beceriler olarak adlandırılır. Çünkü gözünüzle, kulağınızla bilgiyi alıyorsunuz. Tamam. Ancak yazma ve konuşma üretken becerilerdir. Üretken beceriler ne demek? Aldığınız bilgiyi karşınızdaki kişiye transfer ediyorsunuz. Evet. Yazarken düşünmeye vaktiniz var, hatalarınızı düzeltmek gibi bir şansınız var. Fakat konuşma gerçek zamanlı bir eylem. Ben bir saat düşüneyim, sonra size geri dönerim, konuşurum demek ki bir şansınız yok. Yani bu ciddi bir sorun. Eş zamanlı olduğu için o anda tepki vermeniz gerekiyor. Spontan olarak tepki vermeniz gerekiyor. İşte bu yüzdendir ki konuşma en zor gelişen beceri. Evet. Başka faktörler var. Örneğin zeka tipleri var, tanımlanmış. Matematiksel zeka, sosyal zeka. Dilsel zeka da bunlardan birisi. Dilsel zeka ne demek? Sözcüklerle düşünebilme ve ifade etme becerileri. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela benim iddia ettiğim şu. O becerilerden, yani bu saydıklarınızdan çok iyi okuyabilirsin, çok iyi yazabilirsin. Çok iyi anlayabilirsin. Ama konuşamıyorsan maalesef, hani bu çok trajik belki geliyor kulağa, ama konuşamıyorsan İngilizce bilmiyorsundur. Doğru mudur? Değil. Dediğim gibi konuşma geriden gelir. Özellikle İngilizceye yeni başlamış kişiler için sessiz dönem dediğimiz bir dönem var. Bu ne kadar sürüyor bu mesela? Bu kişiden kişiye değişir. Ne kadar maruz kaldığı, ne kadar dilim ekspoze olduğuyla da paralel olarak değişir ama bizim genel olarak mesela hazırlık sınıflarımda gözlemlediğimiz şey ortalama bir 5-6 ay civarında oluyor. Evet. Sonra birden bir patlama yaşıyorlar. Birden açılma, kendilerini ifade etme ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Bu nasıl oldu, ben birden bir şeyler konuşuyorum, bir şeyler söylüyorum kendi kendime dediklerini çok görüyoruz, çok yaşıyoruz. Doğru. Fakat dilsel zeka
Sizde varsa vardır. Bu tanrı vergisi bir şey. Yani, yoksa ne yapacağız? Yani şanssız taraftasınız. Öyle mi? Çünkü peki, ama onlar konuşamayacak mı yani? Yani proses, bu süreç yavaş. Çünkü kendilerini ifade etme. Onlar sayılarla düşünüyorlar. Onlar sözcüklerle düşünmüyorlar. Dolayısıyla kendilerini ifade etmeleri her zaman daha yavaş. Bu tür insanlar kişilik yapısı olarak da içine kapanık insanlardır zaten. Dikkat edin. Daha konuşkan, daha iletişimci, daha sosyalleşmeye meraklı insanlar aslında Türkçedeki bu alışkanlıklarını, kendi ana dillerindeki alışkanlıklarını dil eğitimine de yansıtıyorlar. Daha ataklar, daha ön planda gidiyorlar. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Motivasyon tipleri var. Bunlar aslında kabaca ikiye ayrılıyor. Biz bunları iç güdümlü ve dış güdümlü diyoruz. Örneğin ben öğrencilerime soruyorum ilk başta, neden İngilizce öğrenmek istiyorsun? Seviyorum ya da sosyalleşmek istiyorum. Bunlar iç güdümlü motivasyon türleri. Ama şöyle de diyebilir, anne babamın zoruyla, iş sebebiyle eğitim alıyorum. Peki burada öğrencimize soralım mı? Hangi sebeple? Şimdi öncelikle İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Oh, süper. Çok güzel. Bunu söyletmek Mina'ya zordu. Çünkü Mina İngilizce konuşurken de konuşamıyorum diyordu. Konuştuğu zaman şimdi artık doğru ifadeyi kullanabiliyorsun. Evet, konuşabiliyorum. Peki sen İngilizceyi neden konuşmak istedin? Yani sosyalleşmek mi, ders için mi, annen baban istiyor diye mi? Ya ilk başta zaten bütün öğrenciler, herkes dil için, yani ders için öğreniyor bunu. Hani ilkokul, ortaokul, üniversite. Ya kariyer hayatı boyunca da İngilizce zaten önemli bir, yani dünyada, bütün dünyada konuşulan dil olduğu için. Ya ben ilk başta eğitim yüzünden başladım ama ben ya gerçekten İngilizce bir tanedir. Yani en sevdiğim derslerden biridir. Ya çok güzel. Yani biz nasıl bir İngilizce dersler yaşıyorduk biliyor musun? Mesela Mina o kadar çalışkan bir kızdı ki ben 2 saat için derse gidiyordum. Ders bitiyordu. Biraz daha yapsak mı falan diyordu. Hani işte önüme hatırlıyor musun böyle başka şeyler geçiyordun. Bunlar da var aslında falan. Hani yani kalmamı istiyor aslında. Hani bunlar da var diye. Şimdi burada bu yapı bence Mina'yı daha hızlı hareket ettirdi. Yani bu istek. Mina'nın tek isteği ders değildi bence. Yani ama yine de bir direnç gördüm ben Mina'da. Yani üretime geçişte yanlış mıyım değil mi? Yani sanki konuşabileceğin zamanlarda da kendini biraz çektin bir süre. Sonra mı bıraktın diye hatırlıyorum. Yani konuşmak bence pratikle olan bir şey. O yüzden hani yurt dışına geç gittikçe ve hani seninle ya da bütün İngilizce hocalarıyla, arkadaşlarımla İngilizce konuştukça bu daha çok açılan bir şey bence. Öyle değil mi? Bak işte. Yurt dışı şart mı? Şart. Çünkü faktörlerden birisi de bu. Maruz kalma. Türkiye'de bu eğitimi aldığınızda çok sınırlı saatler içerisinde çalışıyorsunuz. Evet. Ama Amerika'ya, Kanada'ya gidiyor. 1 sene kalıyor, geliyor. Çok hızlı bir ilerleme kaydetmiş. 7-24 dilin içine batıyor. Doğal olarak gelişiyor. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Kaç yaşında İngilizce öğrenmeye başladın Mina? Bunu en iyi Ebru hocamız bilir. Kaç yaşında öğrenmeye başladım? Herhalde bir anaokulunda sayarsak 5-6. Yani çok küçük yaşta da biz tanıştık ama. Çünkü o hep destek de aldı dışarıdan. Kritik yaş hipotezine de uyuyor. Çünkü gelişim... Kritik yaş hipotezi nedir? Gelişim psikologlarının son yaptığı çalışmalara göre şöyle bir şey ortaya çıkartılmış. En geç 10 yaşında dil eğitimine başlarsa kişi 17-18 yaşına kadar o öğrenme eğrisi çok yüksek. Hızla 11'i geçtiğin an... Aynen. Nerede sorun oluyor biliyor musunuz 11'i geçtiğinde? Aksanda. Mesela Mina şiir gibi konuşur yani. Hani onun aksanı çok iyidir. Çok küçükken başladı ama 11'den sonra bir türlü düzeltemiyorsun ya. Çok da önemli değil. Hani ben hep söylerim de sana zaten. Hani aksan değil mesele, iletişim. Kendini doğru ifade edebiliyor musun? Karşı taraf seni anlıyor mu? Hemen cevap verebiliyor musun? Soru sorabiliyor musun? Çok da öyle aksanın aslında bir önemi olmayabiliyor belli noktada değil mi? Değil. Evet. Yani telaffuz önemli ses bilim açısından. Çünkü en basit 3, 3 ama ağaç, tree. Bu ikisi arasında çok ciddi bir telaffuz farkı orada var. Orada belki, evet. Anlamların kaymasına sebebiyet veriyor. Bu anlamda telaffuz önemli
Fakat aksan, Türk aksanıyla da konuşuyor. Hiçbir sakıncası değil yok. Değil mi? Evet, evet, evet. Hiçbir sakıncası yani yok. Yurt dışında bir Alman, Alman aksanıyla İngilizce konuşuyor düşündüğünüzde. Ama evet, çok düzgün evet. konuşuyor. Evet, doğru, yani. Doğru. Şimdi peki bir söyleme daha geçeceğim. Hocam ben gramer hiç öğrenmek istemiyorum. Bana gramer öğretmeyin. Ben direkt konuşayım diyor. Ve bunu çok enteresan. Gençler de böyle istiyor. Küçükler de böyle istiyor. İş adamı ile işte görüşmeye gidiyorsun diyelim, şirket eğitimleri falan. Hocam diyor bana diyor bunu diyor 3 ayda halletsin diyor. Ben diyor 3 ayda iyi kötü böyle bir yurt dışına gittiğimde konuşabileyim diyor. Gramer bana diyor hiç gösterme. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bunun imkanı yok. Bu çok hayalperest bir yaklaşım. Çünkü demin bahsettiğim beceriler kaynağını sistem bilgisi dediğimiz gramer ve kelimeden alır. Bir bilgiye ulaşmak için okuyorsunuz, yazıyorsunuz, dinliyorsunuz ve sonra bunu aktarıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hangi kelime dizinimlerini hangi sistem bilgisiyle yapıyorsunuz? Gramer bilginizle, kelime bilginizle yapıyorsunuz. Bunların olmaması ne demek? Olası iki tehlike söz konusu. Birincisi fosilleşme dediğimiz şey. Sultanahmet İngilizcesi. Kötü bir İngilizce. Aynı peki. hatalarla sürekli kendini tekrara bağlıyor. Ve hiçbir şekilde onu düzeltemiyor. Ben öğrencilerime mesela dersteki öğrencilerime hep şey derim. Undo, redo. Boz, tekrar yap. Çünkü yanlış öğrenme gerçekleştirmiş ve onu düzeltmeye çalışıyoruz ve çok ciddi zorlanıyor. Yani iki parmakla daktilo yazmayı öğrenmişseniz on parmağı geçmek ne kadar zorsa undo, redo işi de aslında öğretmen için de çok sancılı, öğrenci için de çok sancılı. İkinci bir tehlike plato etkisi dediğimiz şey. Bu nedir? Bana bu kadar gramer yeter, bana bu kadar kelime yeter, ben bununla idare ederim demek gelişimin durması demektir. Bir tık ötesine gidemeyiz. Yani başka kelime öğrenmeyeyim, ben mevcut olanla idare edeyim. Bir kısır döngü içerisine dönersiniz. Hiçbir zaman daha üstüne çıkmazsınız. Peki gramersiz İngilizce olur mu? Tam da sorulması gereken insanım galiba. Ya gramersiz İngilizce bence bir seviyeye kadar olabilir. Hani yurt dışına gidiyorsan, hani bir de yaşın büyükse neden olmasın? Hani yine iletişim kurabileceğin bir seviyede bir İngilizcem varsa gramere bence çok gerek yok. Ama bir süre sonra yine bir hani sonuçta iletişim bozukluğuna sebep olacak. Ya öğrenciler için gramersiz İngilizce imkansız. Gerçekten imkansız ki benim de en sevmediğim konudur. O yüzden. Çünkü sınavlar var. Yani değil mi? Sınavları geçmek için gramer lazım. Aynen, sınavları geçmek için tabii ki. Neyi sevmiyorsun en çok? Ya bu tense dediğimiz gelecek, geçmiş zaman, işte uzun yıllardır öğrendiğimiz ama hani asla bitmeyen bir konu. Her zaman bir yenisini öğreniyoruz, anlamıyorum ama. Yani ama şöyle bak, o aslında şunu kastediyor bence. İşte geniş zaman denen bir konu var. Şimdi bu bir bakıyor 5 yıl sonra da geniş zaman görüyor. Ama oradaki okuduğun tekst farklı, onun seviyesi farklı, oradaki kelimeler farklı. Aslında bunu yaş aldıkça bence anlıyorlar. Şimdi benim ufak bir sürprizim var. Yaş aldıkça dedim ya, bir bakalım Mina bu yaş alma sürecinde. Güzel değil mi? Gözlerim doldu. Kaç yaşında burada? Orada 10... 10-11. Yani işte bu şeye geçmek istiyorum aslında. O kadar keyifli bir süreçti ki yüz yüze hani ders yapmak. Tabii her öğrenciyle böyle yaşamıyorsun. Yani her gittiğim evde de ben böyle işte her ders sonrası oyunlar oynayıp hatta ben kalıyordum da Mina'da. Bir iki gece değil mi beraber onlarda kalıyordum ama. Movie night. Evet evet, böyle Abby ve Mimi olarak bizim bir de nickname'imiz vardı. Yani benim için de çok keyifli bir süreçti ve ben eminim şimdi çocuklarda endorfin salgılamadan öğrenme olmuyor. Ben buna çok inanıyorum. Yani endorfin de mutluluk hormonu. Hani şimdi orada biz oyun oynuyoruz falan. Sonuçta ben de eğleniyorum ama ona daha çok faydası olduğunu düşünüyorum bunun. Yani o orada endorfin salgılıyor ve Mina bir de öyle bir çocuktu ki 10 saat ders anlat, Mina oturur mesela ve çok güzel de eşlik ederdi. Yani öyle bir kapasitesi var. Şimdi artık İngiltere'de nasıl bir performans gösterecek ona bakacağız. Çünkü yine geliyor peşimden. Yani şey yok, kurtuluş yok.
Şeye de diyorum ki, eşime de diyorum ki evet, yeni kızımız artık bundan sonra bizimle diye. Şimdi çok güzel yıllardı. Teşekkür ederim sana. Ben İyi teşekkür geldin ederim. Hayatıma. Canım benim, şimdi şunu soracağım sana, seninle devam etmek istiyorum. Tam video izlenmişken. Şimdi bu yüz yüze dersleri birlikte yaşadın. Sadece benimle değil, başka hocalarınla da. Sonra bir anda dünya alt üst oldu ve online eğitimlere geçtik. Orada ne hissettin? Aynı verimi aldın mı mesela? Ya ben bütün öğrenciler adına konuşayım. Şimdi doğruları konuşmam gerekiyor büyük ihtimalle. Evet. Ya teke tek olmadığı sürece bütün öğrenci, hani normal sınıf olarak yaptığımızda dersler ilk korona başladığında ben asla dersleri dinlemiyordum. Hani normalde Zoom'da dondurup bırakmak var. Bütün öğrenciler tabii hepimiz aynı şey yapıp ben açıkçası yatıyordum. Ama yani teke tek bireysel yaptım. Mesela şimdi de dershaneye gitmediğim zamanlar online'a çeviriyorum derslerimi. Online yapıyorum hocalarımla. Yani benim için çok bir farkı yok. Tabii kişiden kişiye değişen bir şey. Benim için önemli olan şey hocamla olan iletişimim ve enerjimin uyması. Yani çok fark etmiyor benim için. Çok güzel. Hocam ne düşünüyorsun? Online ve yüz yüze birebir de aynı mı? Aynı verimi alır mıyız? Bir de gruplarda nasıl? Onu konuşalım mı biraz? Birebir de demin de söylediğin gibi bu küçükken endorfin salgılıyorlar. Kinetik enerjileri. Ortada. Biz buna hands on learning, yani eller üstünde öğrenme diyoruz. Yani yaparak demek istiyorsun. Evet. kinetik enerji aslında değişik öğrenme tipleri var. Fakat bunların arasında 3 tane temel öğrenme tipi var. Görsel, işitsel ve kinetik. Bunların eşit derecede harekete geçmesi öğrenmeyi hızlandırıyor. Bazılarımız ağırlıklı görselizdir ya da ağırlıklı işitselizdir. Ya da belki iki tane şeyin karmasıyızdır. Bu demek değil ki ben bu öğrenme özelliklerimle devam edeceğim, diğerlerini geliştirmeyeceğim, değil. Bütün özellikleri ne kadar çok güçlendirirseniz öğrenme o kadar hızlanır. Online kinetik anlamda tabii bir handikap oluşturuyor. Çünkü bir şey yapmıyorsun. Yani böyle ekranın karşısında duruyorsun. Bizim online eğitmenler olarak yapabildiğimiz şey öğrencinin hep ellerini kullanmalarını sağlamaları. Yani bu biraz da olsa kişinin kapanmasını, konsantrasyonun düşmesini engelleyebiliyor. Ara veriyoruz. Evet, senin derslerin mesela renkli ve oradan oraya bir şeyler çizerek gidiyor, biliyorum. Yani interaktif olmaları gerekiyor. Sadece ekrana bakan ve konuşan ve dinleyen olmaları yeterli olmayacak. Ama yüz yüze dersler birebir de olsa, sınıf ortamı da olsa, örneğin sınıf ortamında grup çalışmalarına, ikili çalışmalara dönüştürebiliyorsunuz. Öğrencileri sürekli hareketli kılabiliyorsunuz. Yaş da önemli değil. İnsan her yaşta çocuk olabilir. Her yaşta çocuk enerjisiyle bu enerjiyi açığa çıkartıp aktif bir şekilde öğrenme gerçekleştirebilir. Online'de böyle bir handikapı var. Bu ne kadar bir handikap? Yani amaçlarınızın ne olduğu önemli. Yaş grubu çok önemli. Yetişkinler böyle düşünmüyor. Biz yetişkinler meşgulüz. Gidecek yerlerimiz var, yapacak işlerimiz var. İşte o trafiğe girmek istemiyoruz artık. Zaman, hani ulaşım, yani ve başlasa bile bir kursa gitmeye sürdürülebilirliği yok. Yani onun için yoruluyor. Bu insanlar 3 ay sonra falan bırakıyorlar diye gözlemliyorum. Yani bir de artık pandemiden sonra kimse evden çıkıp arabaya binip de o saatleri yolda kaybetmek istemiyor. Evet. Yani bu anlamda online bu rahatlığı sunuyor, sürdürülebilirliği sunuyor. Amaçlara hizmet ediyor, kişinin bir şeyi başarma hissini arttırıyor. Peki minimum yaş ne? Mesela 8 yaşında bir çocuk da online... Onlarla da yapıyorsunuz fakat onlarla bunu eğitimi sadece bunun üzerine temellendiremezsiniz. Daha çok takviye niteliğinde ve interaktif oyunsal, gamification dediğimiz oyunsal metotlarla verebilirsiniz. Yani o dersini okulda görecek, bizim yaptığımız destek olabilir ancak diyorsun. Bugün yurt dışında eğitim camiasında rotasyonlu eğitimler bunun üzerine temellendirilmiş durumda. Eğitim kurumu hacimce büyüyor. Öğrenci sayısı artıyor. Bir sınıfa 20 öğrenci koyarken 30 öğrenci koyuyor. Sonra 40. Bunun sonu yok. O zaman ben kaliteli ve nitelikli bir eğitim için sayıyı az tutup nasıl bu kadar çok sınıfı çevireceğim? Programlarda kısmen online, özellikle teorik olanlar ve daha çok uygulamalı olanlar sınıf ortamı şeklinde bir rotasyon programı oluşturup o şekilde bunu kullanıyorlar amaçları doğrultusunda. Peki şu
Bunu konuşalım mı? Bu 3 ay meselesine döneceğim. Hani bu iş adamları ya işte 3 ayda hallet hocam bunu bana gramer öğretme falan kısmından. Orada şeyi atladık. En gerçekçi süreleri ver bize hocam desem. Yani sıfırdan geldi İngilizce öğrenmek için. Kaç ayda işte yurt dışına çıktığında şöyle bir temel yani bir alışveriş yaparken ya da bir sipariş verirken bir restoranda ya da havaalanında yapması gereken işleri yapar hale kaç aylık bir sürede gelir? Eğer konumuz genel İngilizce, hayatta kalma İngilizcesi ise tabii haftada bir 2-3 günlük bir çalışmayla belki 6 ayda bir takım temelleri elde edebilir. Ama burada amaçlar çok önemli. İngilizceyi hangi amaç için öğrendiği çok yani önemli. Yani genel olarak sosyalleşmek için öğrenmek istiyor. Yani iş yerinde ya da şöyle talepler de geliyor. Mesela hocam diyor yabancı müşteri geliyor. Ben de patronum. Yani bir kelime edemiyorum diyor mesela. Yani hani o temel kendi hani bu biraz önce ne dedin? Hayatta kalma. İngilizcesi. Ama bu onun ötesinde bir durum. Yani iş ortamında mail yazman gerekir, telefonla konuşman gerekir. Gel bir yılda anlaşalım. Bir yıl olur mu? Ben 2 yıldan aşağıyım. Hep böyle işte o kadar çok iyi işi biz o konuda anlaşamıyoruz yani. Yok ya hocam şu iş bir yıla sığdırabiliriz ya diyorum ama. Yani bu ne yoğunlukta aldığına bağlı aslında. Evet doğru haftada bir gün alıyorsan gene olmaz yani. Şimdi ben bir yetişkin grubuna hadi haftanın 3 gün 4 gün buluşalım dediğimde gelemeyecekler. Gelemeyecek bu hep süreci yavaşlatıyor. Doğru. Bir şey soracağım Mine. Bu en son İngiltere'ye gittiğinde bana şöyle bir mesaj attın. Dedin ki ben İngilizce konuşabiliyorum. Ya bu arada yani hani sanki yıllardır konuşmuyormuşuz gibi. Hani her eve gittiğimde sadece aramızda İngilizce konuşuyoruz ama orada ne hissettin? Yani yurt dışına gidip bir anda böyle dilin mi çözülüyor? Ne oluyor orada? Hangi hisle attın o mesajı bana? Ya sonuçta İstanbul'da, Türkiye'de benim İngilizce konuşabileceğim çok kısıtlı bir sayıda insan var. O da okuldaki İngilizce öğretmenlerim tabii. Ya oraya gidince hani bunu konuşmak zorundayım. Türkçe konuşarak kimseyle anlaşılabilecek bir yerde değilim sonuç olarak. Evet. O yüzden yani dilimin çözülmesi de artık normalize ediliyor durumda. İş başa düşünce, yani iş başa düşünce yapıyor. İşte yapmak zorundayım. Ben hep onu söylüyorum. Yani biz aslında Türkiye'de şunu yapıyoruz. Bir havuz var. Havuzun kenarına biz eğitmenler güzelce oturuyoruz. Minalara diyoruz ki çocuğum bak şöyle kulaç atılır. Sağ kulaç atarsan böyle sol kulaç. O işte senin dediğin tensler. İşte efendim sağ böyle sol böyle atar. Şu hızda gidersen bak şöyle oluyor falan. Ama şöyle tık diye kenardan bir iteceksin havuza. Düşecek havuza o kulaç nasıl atılıyor? Suyun içinde yaşadığın zaman işte o iş başa düşünce mecburum beni buradan kim çıkaracak şimdi o yüzden yüzmem gerekiyor duygusu aslında yurt dışı tam olarak. Yani ben o yüzden şuna katılıyor muyuz hocam? Türkiye'de bir süre bunu derslerle destek alacağız ama muhakkak bir yurt dışı yapacağız. Kesinlikle. Paramız yok ne yapacağız? yani olabilir para şimdi herkesin yetmez orada da çözümler var çünkü şöyle çok güzel platformlar var vereyim o tamam, zaman. Ben tamam. Yurt dışında bulundum fakat yurt dışında çok uzun süreler yaşamadım fakat daha sonra almış olduğum eğitimlerde ki İngiliz hocalarım benim annemin ya da babamın Avustralyalı ya da İngiliz falan olduğunu düşünüyordu. İnanmıyorlardı Türk olduğuma. Bu kadar güzel İngilizce nereden şeklinde. 10 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. Ve çok maruz kaldım. Dil kursları, arkasından kolej, arkasından İngiliz filolojisi, arkasından zaten mesleğim bu. İngilizceye çok maruz kaldım. Ve çok sevdim. En güçlü motivasyon tipi dediğim sevmek. Ve onun için İngilizceyi sever. Bir transkript geliyor. Mesela bakıyorum 70'ler, 80'ler falan. Hop önce gözüm İngilizce yarıyor çünkü. Bir bakıyorum 93 falan. onu çok seviyor çünkü bırakmıyor yani. Bu arada notlarını ezbere bildiğimin farkında mısın? Farkındayım. Hala da aynı şekilde. Ben kendi kendime konuşurum. İngilizce konuşurum. Bir kelime mesela bir deyim öğrendim çok hoşuma gidiyor. Hemen onu bir durum içerisine koyarım. Onu kendi içinde yaşarım. Ve sonra bunu bir replik gibi dışarı atarım. Bazen eşim bana der ki sen ne yapıyorsun kendi başına kendinle mi konuşuyorsun der.
Dizi seyrediyoruz. Eşim İngilizce bilmiyor. Alt yazısını Türkçe açıyoruz. Ben bu duruma sinir oluyorum tabii ki. Çünkü şu da bir gerçek. İngilizce film seyredip, antiparantez bunu ifade etmek istedim. Alt yazıyı Türkçe yaptığınızda kognitif yükleme daha fazla. Ne demek çünkü hocam? İki dili kognitif kıyaslama, bilişsel yükleme daha fazla. İki dili kıyaslamaya gidiyor kişi. Ve iki dili birbirinden yapıca çok farklı. Ve bu kişide çok peki, ciddi İngilizce bir... Peki İngilizce izlerken İngilizce alt yazı oluyor mu? Evet, bu yüklemeyi azaltmak için. Güzel. Çünkü öbür türlü çok ciddi bir kafasal yorgunluk oluşuyor. Bu aslında bizim... Konuşma çabalarımız içerisindeki çeviri alışkanlıklarımız da aynı şekilde bizi konuşmada yavaşlatan bir şey. Bu sebepten dolayı biz altyazıyı Türkçe açıyoruz. Fakat ben orada dizide çok güzel bir ifade duyuyorum. Hemen onu öğrenmem lazım. Hemen çat 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 arada sözlükte bakıyorum. Onu hemen not alıyorum. 40 senedir İngilizcenin içindeyim. Öğrenmenin sonu yok. Ya tabii hep ki. Hep yeni şeyler öğreniyorsunuz. Çıkar, çıkar. Fakat şunu da biliyorum ki. Söz uçar, yazı kalır. Hemen notumu alıyorum. Ve muhakkak aralıklarda revize ederim, bakarım notlarıma. Hep yeni kelimelerimi tazeliyorum kafamda. Öğrenmenin sonu yok. Bu gerçeği anlamamız lazım. Ve o zaman buradan şu çıkıyor. Yani herkes yurt dışına gidecek diye bir şey yok. Çok güzel platformlar var. Evet. Ve orada İngiliz hocalar var. Ve bunların maliyetleri çok fazla değil. Yani sen bir şey seviyorsan bunun yolunu bulursun. Ben hep onu söylüyorum. Yani bu dizi olur, film olur, not alma olur dediğiniz gibi. O platformlardan hocaları seçip onlarla günde bir saat hani olur. Çünkü ben hep onu söylüyorum. Mesela kızıyorum yani biraz sert çıkıyorum bazen. Getirmiş koymuş sigara paketinin önüne. En zararlı maddelerden biri. Haftada ona 30-40 TL kaç para bilmiyorum sigaranın fiyatını. Onu veriyor orada. Gelmiş karşına onu konuşuyor. Diyor ki işte ben özel ders alamıyorum. Çok pahalı. Vakit ayıramıyorum. Tamam da öyle platformlar çıktı ki artık gerçekten o içtiğin zararlı madde rakamında yani fiyatı. İstemek önemli. Bir şeyi istersen yaparsın. Ben buna inanıyorum yani. İstemek ve de yolunu bulmak. İstemek nasıl ve yolunu bulmak. Yani, evet. Ben yolumu buldum çocukluğumdan beri bunu bir şekilde öğrenme alışkanlıklarımı geliştirip. Hayatımın bir de, parçası haline bir getirdim. De hocam şuna çok kızıyorum. Orada Mina'ya geçeceğim. Şimdi hep şöyle bir şey var. Türkiye'de bu işi yapamıyorlar. Türkiye'de İngilizce öğretemiyorlar. Gibi bir söylem vardır. Hep sen Türkiye'nin çok iyi okullarından birine gidiyorsun. Kendi okulun için böyle bir şey söyleyebilir misin? Yani bence bu yine kişiden kişiye yani insanların İngilizceden beklentisine göre değişen bir şey. Öyle bir şey bana kalırsa yok. Yani çünkü okullar paralıyor kendilerini yani bunlara İngilizce öğretecekler, iyi hocaları bulacaklar, getirecekler diye. Yani Türkiye'de de bu iş çok iyi yapılıyor. Yani ben de bir sürü öğrenciyle çalışıyorum yani bir bakıyorum çocuklar gayet güzel aksanlarıyla hani konuşabiliyorlar. Bu iş burada da yapılıyor. Sadece bu işin nesi denir yurt dışı? Yani bu işin böyle üstüne bir cila mı? Yani değil mi? Güzel bir parlatma olarak mümkün şartlar uygunsa yapılabilir. Sence bu konuda okullarda yapılan hatalar neler? Var mı? Bir tane hata geliyor mu aklına mesela? Ya şunu da şöyle yapmasalar iyi olurdu diye. Spesifik olarak şu an gelmiyor. Yok ya. Yani. Yok değil mi? Evet. Peki. Hocam, siz üniversitede de hocaydınız. Şu anda da tamamen online İngilizce eğitmenliği yapıyorsunuz. Aslı Gül Aygün olarak zaten kişisel hesabınızdan, Instagram'dan da size ulaşabilirler. Siz de efendim Mina Arman olarak değil mi? Zeynep Mina Arman olarak Instagram'dan size de ulaşabilirler. Bunu da altını çizeyim dedim. Şimdi online İngilizce eğitmenisiniz şu anda ama daha önce üniversitede hocaydınız. Gözlemleriniz ne? Yani üniversitenin özellikle hazırlık bölümlerinde ben de çalıştığım için sınav komitesindeydim hatta. Orada bir takım hatalar görüyordum. Şimdi tabii kendi programımda bunları anlatmak uygun olmaz ama sizin hafızanızda var mı? Aslında bu daha çok akımsal bir durum. Çünkü dönemsel olarak yeni eğitim programları müfredata giriyor ve iyileştirmeler yapılıyor. Fakat bir zaman vardı ve bu sadece benim çalıştığım kurum için değil, genel olarak aslında bütün kurumların, eğitim kurumlarının sorunuydu. Nitelik
nicelik ikilemi. Çok tipik bir örnektir. 5 ayda İngilizce. Kişi kursa gider. 5 ay sonra çıkar. Ben hala aynı yerdeyim. Hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü 5000 kelime neydi? Bir tanesi diyor ki 5000 kelimeyi 5 günde öğretirim. Odaya kapatacakmış. Koca insanları odaya kapatacaklar. 5 günde 5000 kelime verecek. 10.000 mi diyor, bir şey diyor. Sen oradan 5 gün sonra İngilizce öğrenerek çıkacaksın. Ben o yüzden 10 yılda ders alıyorum. Konuşarak çıkacaksın. Bir de ne diyor biliyor musun altında? Konuşamazsanız ücretsiz iade edeceğiz diyor. Yani böyle bir saçmalık. O nitelik nicelik karmaşasında anlaşılması gereken şey, önümüzde kitabımız var. Çok güzel coursebooklar, ders kitapları var şimdi. Ünite ünite ilerliyoruz. Ama çok güzel bir gramör öğreniyoruz. Çok güzel kelime öğreniyoruz. Ama biz bunları kullanamıyoruz. Pratik edemiyoruz sorunu var. Kullanıcı olamıyoruz. Evet. Çünkü ne var? Sürekli koşuşturmaca. Onu da verelim. Bunu da öğretelim. Onu da öğrensin. 10 kelime bilsin. 20 kelime bilsin. 30 kelime bilsin. Lütfen ya sadece 7-8 kelime bilsin ama kullanabilsin. Beceriye dönüştürebilsin. Evet, bu evet, niceliksel şeyimiz, saplantımız, çok verirsem çok öğrenir saplantımız maalesef kişide öğrenmeme. Yani az olsun ama üretsin onunla diyorsun. Kaliteli, yani 7 kelime bilsin ama onunla bir şeyler konuşabilsin. Bilimsel olarak ispatlanan şey, bize bunu eğitim programlarına da uygulamışlardı. Ekrana bazı itemler koyuyorlar. Hayvan adları, obje adları vesaire. Bir dakika bakacaksın diyorlar. Bir dakika sonra ekran kayboluyor. Kaç tanesini hatırlıyorsun? Sayı minimum 6, maks 13 çıkıyor. Bilimsel olarak görülen şey, bir insan her seferinde, tek seferde ortalama 8 item, 8 madde, 8 herhangi şeyi aklında tutabilirmiş. Sen hiç yaptın mı böyle bir şey? Kaç tane tutabiliyorsun aklında? Hiç denemedim. Siz kaç tane tutabiliyorsunuz hocam? Ben o zaman 9 tutmuştum. İyiymiş. Bana da yapalım. Hatırlamıyorum şimdi böyle bir şey yaptım mı diye. Peki yani buradan yola çıkarak o zaman yani hedef ilk etapta... Her seferinde. 7-8 olmalı yani. Tabii, çünkü bu kümülatif bir şey. Birikimsel bir durum. Atıyorum bir okuma parçası önünüzde. Herhangi seçilmiş 7-8 kelimeye fokuslanın. Onları üzerinde çalışın. O kelimeleri kullanmak için çalışmalar yapın. 15 tane kelimeyi... Yani öğrenmenin fizyolojisine aykırı bir durum bu. Üniversitede öğrenciler sınav öncesinde deliler gibi kelimelerin karşısına Türkçesini yazıp listelikte çalışırlar. Böyle şeyler yapılır deseydi. Sonra sınav gelir karşılarına. Ya çok az soru çözerler ya da hiç çözemezler. Hocam deliler gibi çalıştım. Liste liste bakın. Ama ne var? İngilizce Türkçe, İngilizce Türkçe ezber. Bizim ortaokul listeden getirdiğimiz peki, alışkanlıklar. Peki en iyi kelime öğren... Mesela sen kelime nasıl çalışıyorsun? Bir uygulama var okulda bize verilen. Ya o uygulamadan farklı kartlar var. Üstünde kelime yazıyor, arkasında da anlamı yazıyor. Bilmeye çalışıyorsun. Üstüne basınca zaten arkadan anlamı çıkıyor. Test kısmı var, o su buradan var. Buradan olmadan önce hatırlıyor musun? Fişler yapardık önüne. Evet. Hatırladın renkli mı? Kalemler. Renkli kalemlerle. Kelimeyi yazıp arkasına da hani İngilizcesini ya da işte Türkçesini yazdığımız böyle kartlarımız vardı. Onlarla oynardık. İşte aynı şey aslında şu an ekranda. Yani bu iş öyle listeler yaparak olmuyor. Bunu çok önceden anladılar zaten. Hala yapanlar oluyor tabii şüphesiz ama işlemiyor işte. Sizin şu anki eğitimlerde nasıl öğretiyorsunuz kelimeleri? Ben soruyla karşılık vermek istiyorum. Peki. Mina'ya bir soru soracağım. Bana kabaca şunu çevirir misin? Bak. Öğretmenliğim tuttu. I kissed her goodnight. I kissed her goodnight. İyi geceler öpücüğünü verdim. Evet. Dikkat et. İyi Süper. Geceler öpücüğünü verdim. İngilizce'de ifade etme şekli böyle. Türkçe'de söyleme şeklimiz birbirinden çok farklı değil evet, mi? Evet. Kelimelerin hareketleri siz çok farklı. Siz nasıl söylersiniz hocam? Neyi? Bu I kissed her goodnight in Türkçe'de. Şekilde. Aynı şekilde değil evet, mi? Tabii. Süper. Ama ben Türkçe düşünerek bunun karşılığını bulmuyorum. Dili kendi içinde konseptliyorum. Demek ki şu var. Kiss someone goodbye. Bu bir kalıp. Bunları görmek lazım. Evet, evet, evet. Seviye evet. yükseldikçe bu daha çok bir zaruriyet haline geliyor. İlk başta kişi kitap, masa gibi şeyleri çok hızlı bir şekilde hafızasını alabilir ama iş orada durmuyor, iş orada bitmiyor. Kelimeleri... Yani kelimeyi bilmek yetmiyor. Onu bir
içerik içerisinde mi görmek diyelim? Görmek yani, ve oradaki kalıbın sınırlarını anlayabilmesi çok evet, önemli. Evet, evet. Bu dil öğreniminde sadece İngilizce için geçerli bir şey değil. Her dilin kendine ait aslında kalıpsallıkları var. Evet, kesinlikle. Ve bu bir alan, çalışılan bir alan. Lexicogrammar dediğimiz, kelime grameri dediğimiz bir alan aslında. Dolayısıyla dili kendi içinde konseptleyen kişiler kelimelerin hareketlerini ve gramerini de görüp daha hızlı bir şekilde kıvrak kırıkla kendilerini ifade edebiliyorlar. O zaman yani şöyle bir özet geçecek olursak gramer de olacak, yazı da yazacağız, kelimeler de olacak, kelimeleri doğru bir şekilde çalışacağız. Çok olmasının bir anlamı olmuyor. Üretiyor olabilmenin anlamı oluyor. Yani o kelime ile bir cümle kurabiliyor olmak değil mi? Bunun bir anlamı oluyor. Şimdi İngilizce artık sadece öğrenciler için önemli değil. Şirketler de buna çok önem vermeye başladı. Yani şirket çalışanlarının İngilizce bilmesi gerekiyor. Değil mi? Şimdi bu konuda da eğitimler veriliyor. Evet. Bizim de birlikte çalıştığımız şirketlerimiz var. Orada nasıl gidiyor? Yani şirketlerin artık bu İngilizce bilen çalışana bakış açısı, bilmeyene yaptığı yatırım o çok kıymetli. Değil mi? Çünkü şirket kendisi ödüyor bu maliyeti. Bu vizyonda olmak da çok güzel bence. Tabii. Nasıl gidiyor şirket eğitimleri? Sürdürebiliyorlar. Çünkü gerçekçi. Hayatlarına gerçekçi bir şekilde sokabiliyorlar. Öyle ki artık patronlar iş saatleri içerisinde onların bu dersleri almaları için onlara saat, zaman tanıyor. Evet, izin veriyor. Tabii. Bu çok önemli. Bu yani işte iki saatini alıyor patron ve tamam diyor benim için çalışma şu anda sen kendin için bir şey yap ama o zaten sonucu ona gelecek. Yani gene patrona dönecek o. Yani o çalışanların ilerleyişi. Değil mi? Tabii. Ama bu çok motive edici. Çünkü maddi destekle gördükleri için bunun değerinin farkındalar. Gayet mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Peki ne kadar olmalı? Yani bir şirket çalışanı haftada kaç saat ayırsın buna? Maksimumda ve minimumda. Minimum 2 gün. Benimle beraber mi yoksa bensiz olarak da mı? Yani genel olarak başka bir hocayla da çalışacak olsalar. Yani eğitmenle beraber yapacakları ders saatleri olarak bakarsak tabii ki 2 günden aşağı olmamalı. Mümkünse daha fazla olmalı çünkü ne kadar ekspoze olursa. Kaç saat olmalı? Yani şöyle minimum 4 saat. Max'a bir sınır koyamam çünkü ne kadar hocam, çok... Sen... Yani 10 saat ders anlat de biliyorsun. Sonuca anlatır evet, yani. Yani şöyle ben onlar için bunun pragmatik kısmına bakarım. Pratik kısmına bakarım. Gerçek anlamda bana kaç saatini ayırabilirsin? Fokus alabilirsin? Bu kadar. Okey. O zaman bunun geriye kalan kısmında sana ek çalışmalar vereceğim. Senin kendini expose etmeni sağlayacağım. Kaynaklarla seni destekleyeceğim. Benle işbirliğine gir. Çünkü ben seni yönlendiriyorum şeklinde. Çünkü expose olma çok önemli. 1960'lı yıllarda Kanada'da şöyle bir deneysel çalışma yapılmış. Immersion schools dedikleri daldırma okulları. Daldırma mı? Evet. Peki ne demek o? Ana dili çocukların İngilizce. Bu her sınıfa uygulanmıyor fakat bazı sınıflarda bu uygulanıyor. Bazı sınıftaki öğrenciler ana dilleri İngilizce fakat bütün dersleri Fransızca alıyorlar sıfır. Hiç Fransızca bilmezken. Biyolojiyi Fransızca görüyor, matematiği Fransızca görüyor. Bu garip bir durum değil mi? Çünkü yani nasıl biz doğduğumuzda Türkçeyi konuşarak önce iletişime geçtik. Sonradan öğrenme gerçekleşiyor gibi bir durum ama buradaki yaş grubu bebek değil. Yani burada 7-8'den başlıyor gidiyor gibi düşünün. Enteresan bir şekilde çok iyi sonuçlar alıyorlar. Çünkü daldırma yani. Onun içerisine gömüyorsun kişiyi ve çaresiz. Havuza attın. Tabii. Yine aynı şey işte. Ve bu sonra çok trend haline geliyor. Birçok ülke bu daldırma okullarını
sistemine, eğitim sistemine alıyor. Türkiye'de bugün mesela üniversitelerde hazırlık, üniversitelerde şey var, öğrencilere bu seçenek sunuluyor. İşletmeyi İngilizce mi okumak istersin, Türkçe mi? Hmm. Belki o çocuk sıfır İngilizce ile gelecek. Bu da bir çeşit daldırma düşündüğünde. Şimdi Mina İngiltere'de bu işe dalacak. O zaman bu yani bütün, zaten okulun da yani bütün dersler İngilizce mi? Sözel dışında, edebiyat, coğrafya, tarih dışında hepsi İngilizce. Hepsi İngilizce, okey. Yani şimdi orada tabii daha çok maruz kalacak. Tabii. Değil mi? Tabii. Peki grup sayısı ne olmalı? Yani sınıf kişi sayısı şirketlerde. Yani şimdi siz varsınız ve şirkette 40 kişi var. Bu 40 kişiyi biz nasıl bölmeliyiz gruplara? Maksimum kaç kişi olmalı? Yani şöyle, neyi geçersem performans düşer? Üniversitede çalıştığım pandemi döneminde sınıftaki öğrenci sayısı 20 idi. Biz o 20 kişiyle bile bu online çalışmayı yapabiliyorduk. Çünkü çok aslında kullanıcı dostu bir. Ama Mina dedi ya mesela, yani böyle olduğu zaman, hani çok kişi olduğu zaman birkaç kişiyi kaybediyor gibiyiz orada. Evet, yani fakat 20'de 20 yapamayız orada. Sayının çok olduğu sınıflarda bu sadece online için geçerli değil aslında. Sınıf ortamı için de geçerli bir şey. Onları parçalamanız lazım. Gruplara bölmeniz lazım. Herhangi bir sistem çalışması yaptıktan sonra bunu takiben bir beceri çalışması yapılacağı zaman eğitmenin kişileri gruplara bölmesi gerekiyor. Gruplar, kaç kişi? Minimum 2. Evet. Max, yapılan çalışmanın doğasına göre bu 4'te olur, 6'da olur ama genellikle 4'te sınırlanır. Kişileri gruplara bölüyorsunuz ve aktiviteyi kuruyorsunuz. Aktivite bu, süre bu diyorsunuz. Ve her grup kendi içinde bu çalışmayı yapıyor. Eğitmen monitörleyen kişi oluyor. Aynı şeyi online ortamda da yapabiliyorsunuz. Breakout room'lar dediğimiz odalar var. Odalara atıyorsun, 3'er 4'er. Odacıklar var. Çünkü bunun şöyle bir güzel tarafı var. Öğretmen merkezli eğitimden uzaklaşıyorsun aslında. Çünkü öğrenci sınıf ortamında bir şeye cevap verdiğinde ya da iletişime geçtiğinde hep öğretmenin gözüne bakar. Bizim bu çocukluktan getirdiğimiz alışkanlık öğretmenden teyit bekler. Diğer insanlarla interaktif olmaktan uzaktır. Aslında bu iletişimin doğasına da aykırı bir şey. Ama bu kişileri gruplara böldüğünüzde öğretmen ikinci plana geçiyor. O zaman öğrenci merkezli eğitime dönüşüyor. Daha bağımsız oluyor. Senin öğretmen merkezli mi, öğrenci merkezli mi şu anda aldığın eğitimler? Yani şimdi öğrenci merkezli olması için sonuçta bir grup çalışması gibi vesaire bir şey olması gerekiyor. Ya ben çok o taraftardım. Ben tek başıma hocayla tek tek ya da hani tek bir çalışma yapmaktan daha memnun olduğum için yani öğretmen benim için. İşte yapı da önemli değil mi? Biraz onu da reklamlardan sonra devam edelim. Şimdi o zaman şunu anlıyorum. Mina diyor ki yani ben bu işi yaparım da benim için hocayla enerji çok önemli diyor. Değil mi? Onun tutması çok önemli. Hani grup çalışması olur, birebir olur. O çok önemli değil. Hani hocayla enerji önemli. Bunu anladım söylediklerinden. Ama burada şuradan da sıyrılmamız lazım. Hocanla enerjin tutmasa da çalışacaksın. Artık o yaşlardayız. Okay? Yapman gerekeni yapacaksın. Şimdi ileriye dönük neler yapacaksın? Onu söyle bakalım. İleriye dönük. Lisemin son 2 yılını sene İngiltere'ye geçiş yapacağım. Lisemin son 2 yılı için. Evet, çok güzel sınavları geçtin. Evet, kabul çok güzel aldım. Geçtim. Kabulümü aldım. Senin çok ısrarla bana yaptırmak istediğin IB programı onayladım. Ve onu yapacağım. Harika. Bununla işte ya Amerika'ya ya Londra'ya istediğim üniversitelerden birine kabul alırsam ikisinden birine geçeceğim. Onunla da beraber işletme okuyup artık belli olmayacak. Ay çok güzel. Çok harika değil mi? Böyle pırlanta gibi geçti. Yolun açık Hepsini olsun. De yapacak, en iyisini yapacak, buna eminim. Şimdi hocam desem ki yani şu kapanışta kısaca bize 2 tane çok değerli bir İngilizce öğrenmekle ilgili tavsiyede bulunur musun? Herkes şöyle geliyor. İngilizce öğrenmek istiyorum. 2 ay sonra, 2 hafta sonra yoklar. Kaçıyorlar. Evet. Gerçekten öğrenip öğrenmek istemediklerinin farkında değiller aslında. Bu farkındalık çok önemli. Bu farkındalıkla kişi bu işe başlamalı ve bunun hayat boyu olduğunu anlamalı. Yani kendini adamalı. Hayatının içine doğal bir şekilde bunu sokabilmeli. İlk şart bu. Tamam, kendimize adadık. Evet. İkincisi
Çeviriden uzak durun. Çünkü Türkçe ve İngilizce tamamıyla iki farklı değil. Kelime hareketleri, yapıları çok birbirinden farklı. Türkçe düşünerek İngilizce konuşamayız. O zaman çok çeviriden zor. Uzak duruyoruz ve kendimizi evet. adıyoruz. Evet. Kendinize adadığınız her şeyde zaten başarılı olursunuz efendim. Bugün de bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Hürriyet gazetesi yazarlar bölümünden Ebru Doğdu eğitim yolculuğu köşe yazılarımı okuyabilirsiniz. Ebru Doğdu eğitim yolculuğu Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ya da her sabah, pardon keşke her sabah olsa özür dilerim. Her cumartesi sabah 10'da burada buluşabiliriz. Eğitimden, bilimden, baş öğretmenin izinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.